Evet sevgili dostlar, 10 Şubat 2023 Cuma akşamında bir video çekeyim dedim ve utanası kala bu videoyu çekmek zorundayım. İlk olarak Muslera, bu ne yüce bir ülke diyor. Ee, bunu nerede söylüyor biliyor musunuz? Bunu söylediği yer benim için daha önemli. Galatasaray'ımızın kaptanı Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle Nef stadyumuna gelerek Yardım çalışmalarına destek oldu. Koltuk değnekleriyle. Çünkü biliyorsunuz oynadıkları son karşılaşmada sakatlanmıştı. Hatta sezonu kapatabilir falan denilmişti. Sonrasında da bir aya iyileşir gibisinden açıklama yapılmıştı. Ama tabii Fenerbahçe taraftarı olarak bizler kendisinin çok yorulduğunu, sezon sonuna kadar dinlenmesi gerektiğini söylemiştik ama kendisi dinlenmemiş. Koltuk değnekleriyle yardım çalışmalarına destek olmuş. Alnından öpülesi bir hareket. Ve kulüp televizyonuna da açıklamalarda bulundu. Bu arada kulüp televizyon dediğimiz Galatasaray TV değil. Hem Galatasaray TV hem Fenerbahçe TV. Ortak yayın yapıldı. Gururumuz kabardı. Göğsümüz kabardı. Gururumuz çok iyi oldu. E, Mustera diyor ki felaketin ardından ne yüce bir ülke ki hemen aksiyon alarak yardım faaliyetlerini organize etti. Ülkemde böyle bir felaket yaşamamıştım. Buradaki gönüllüler inanılmaz gayretle çalışıyorlar. Yakından görmek istedim Türk insanının organizasyonunun benzersiz olduğuna bir kez daha tanık oldum. Müthiş etkileyici görüntüler. Burada yapılan iş harika diye konuşmuş. Ee, Lukas Torreira da e, şeye gelip stadyuma gelip çalışmalarda bulunmuş. Yani bizim bildiğimiz Torreira 1.30 zaten bir koli kadar boyu var ama ona rağmen yüreği kocaman arkadaşlar. Ben de farkındayım. Esprilerin gıcık, soğuk, e, belki de iğrenç oldun ama birilerinin belki de içini ısıtacak sözlerdir. İnanın şu anda herkese moral lazım. Yine aynı şekilde Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, e, Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demireli Galatasaray TV'ye bağlanması için aradıklarını söylemiş. E, şimdi ben bunun neticesini tam bilmiyorum. E, yani sebebini. Çünkü Volkan Demirel hepimizi ağlattı diyor. Dün Galatasaray TV yayınına bağlanması için de Volkan Demirel'i aradık. Duygularını anlatması istedik. Seni aslında taraftar yanlış tanıyor dedik. Eşi sahalardaki futbolcular stres altında oluyor. Baskı altındalar. Bize göre antipatik olup yanlış anlaşılabiliyorlar. Mesela ben açık söyleyeyim. Ben de öyle kıvırma falan yok. Melo diye bir Galatasaray futbolcusu vardı. Ya hayatımda gördüğüm en iğrenç, en böyle tiksinç, en itici futbolcu. Ay hocam Fenerbahçe'ye çok gol attı için. Ya Fatih Tekke de bize çok gol attı. Ya Fatih Tekke yani her herhalde her Fenerbahçe maçında atıyordu ama hiç iğrenç gelmedi Fatih Tekke. Hiç böyle itici gelmedi. Gökdeniz Karadeniz mesela. Sanki Fenerbahçeli gibi geliyordu bana. Yani o hiç itici gelmiyordu. Ama bu pisliğin tekiydi. Sahada geçen Alex'te falan yardım kampanyası düzenleyeceğiz diyor. Gerekirse maça çıkacağız, şey yapacağız diyor. Gönüllerde taht kuran şeyler bu. Ama Volkan Demirel'in şimdi Galatasaray tarafından baktığı zaman da aktığı Volkan Demirel itici gelir. Adam hiç derbi kaybetmemiş Kadıköy'de. Yani Pelinkon'u falan dövmüş, Sabri'yi dövmüş. Hani e, iri yarı bir adam tabii ki de sevmeyecekler. Ama bakın tırnak içinde söyleyeyim. Galatasaray taraftarı saha içindeki Volkan Demirel'i sevmiyordu. Saha dışındaki Volkan Demirel'e şu anda aşıklar, şu anda hayranlar. Anlatabiliyor muyum? E, Vokal kardeşimi gerçek hayatta da tanımış olduk Çok mutlu olduk Demek ki insanlık her yerde devam ediyor İyi adına birlik içinde olmamız için bir neden yok Belki de bu olay bizi daha da bütünleştirecek demiş Ali Koç iyi arkadaşım olur, yakın arkadaşım olur diyor Morova O da dostluk eli uzatma taraftarıydı Ahmet Nurçebi ile seyahatlerde konuşuyoruz Ahmet Nurçebi ile ilgili de bir şey açıklayacağım Dostluk içinde olmamak için sebep yok. Bazen kazanma hırsı bizlere değil, taraftar üzerine baskı oluşturunca yöneticileri de istemedikleri şekilde konuşuyorlar. Aramızda bunu nasıl düzeltiriz diye konuşuyoruz, yazıyoruz. Burak Kızılhan ile de konuşuyoruz diyor. Fenerbahçe yöneticisi biliyorsunuz. Her sene birisi de şampiyon olacak diye kanun yok. Centilmenlik içinde devam etmeliyiz. Keşke bu felaket olmadan birleşseydik diyor. Biz de katılıyoruz. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise çok zor günler geçiriyoruz. Hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Bütün vatandaşlarımızın birlik olduğu, her tır dolduğunda gözlerimizin dolduğu anlar yaşıyoruz diyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Murat Kılıç. O da bir açıklamada bulundu. O da diyor ki tüm kulüplerimize bu birliktelik için teşekkür ediyoruz. Zor duruma düştüğümüzde nasıl bir olduğumuzu herkese gösterdik diyor. Şimdi en cafcaflı, en civcivli bölümlere geçiyoruz. Maalesef benim konuşmak istemediğim bölümlere girmiş bulunuyoruz. Öncelikle Onur Bulut bir açıklamada bulunmuş. Beşiktaş'ın Kayseri Spor'dan transfer ettiği daha doğrusu Kayseri Spor'la sözleşmesini tek taraflı feshetmiş. Beşiktaş'ta gidip transfer etmiş. Bazı kesimlerce eleştirilen bazı kesimlerce de değişik karşılanan Onur Bulut. O da açıklamalarda bulunmuş biliyorsunuz. Yardım organizasyonunda yer almış. Asrın felaketinde şu an futbol geri plana düştü. Oynanması da oynanmaması da çok doğru bir karar. Hepimize geçmiş olsun. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Enkaz, rahmet diliyorum diye en kazançlı çıkaranlar umarım en çabuk haliyle sağlığına kavuşur. Zor bir süreç. Biz elimizden gelmeye çalışıyoruz. Yurt dışından da yardım etmeye çalışıyoruz. Almanya'dan eski takım arkadaşlarıma yazdım oradan da yardım etmeye çalışıyorlar. En hızlı şekilde ülkemizi toparlamamız gerekiyor. Ee, umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Yakın arkadaşlarım Kayseri'de ne var ne yok toplayıp bölgeye gittiler. Tüm şehirler yok olmuş gibi diyorlar. Ne var ne yok herkes yardım etsin toparlanmamız gerekiyor. Şimdi Onur Bulut transfer edildiği zaman Fenerbahçe taraftarı belki de bazı Galatasaray taraftarı belki de başka takım taraftarları şöyle bir cümle kurdular. Dediler ki ulan dediler millet ne derdinde Beşiktaş'ta yangından mal kaçırır gibi Onur Bulut'u falan almış etmiş. Lan bunların derdi ne ki? Millet depremle uğraşıyor. Bunlar bak işte e, transfer çalımı Fenerbahçe alacağı edeceği falan filan ismi alıyorlar diye konuştular. Ben de ılımlı bir şekilde konuştum. Ya o kadar da değildir dedim. Hani uzun süreçtir. Transfer süreçleri uzun olur. Hani birden bir olmaz böyle. Pesteki gibi 30 saniyede falan bitmez dedim. Ama sıradaki haberi dinlemenizi rica ediyorum. Ahmet Nur Çebi. İki takımın maçları sayılmasın. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tarihe altın harflerle düşecek. Açıklamalarda bulundu. Ligden çekilme kararı alan takımlarla ilgili ve ligle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir iki tane takımımız var. Ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu iki takımın da ligde kalması konusunda birçok takım hem fikir olduk. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Şimdi buraya kadar gayet normal bir başkan konuşması. Asıl bundan sonrası utanç. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi geçmiştekilerin de sayılmamasını istiyoruz. Dedi. Yanlış duymadınız. Yani bundan sonrakiler sayılmasın. Herkes hükmen galip ilan edilsin. Ama bundan sonrakiler, bundan öncekiler de sayılmasın. Onları da galip sayılsın dedim. Bazı kulüplerin işine geliyor bu. Bazılarının gelmiyor. Nasıl çıkacağız altından bilmiyorum. Yok hükmünde kabul edilmesi lazım. Hükmen mağlup edecekseniz bundan sonra düşer. Düşmesi de yanlış. Acı var orada. Bazı takımların işine gelmiyor ama sineye çeksinler diyor. Ve şunu da ekliyor. Galatasaray Başkanı adaletli bir lig istiyoruz demişti. Hatay ve Gaziantep ile deplasmanda oynayanın puan kaybedip bu takımlarla kendi evinde oynayıp puan kazananların bu puanları lehlerine yazdırması ne kadar adil gözükecek diyor. Arkadaşlar bu yangının sebebi şu. <laughs> Atay Spor Beşiktaş'ı kendi sahasında 2-1 yendi. Gaziantep Spor'da Beşiktaş'ta hakemin Beşiktaş'ta futbolcunun kırmızısını iptal etmesine rağmen imtiyaz vermesine rağmen, kolladığına rağmen öyle söyleyeyim artık çünkü sosyal medyadaki okuduğum Beşiktaşlı yorumlarını görseniz yani Ahmet Nur Çebi'ye ben hiçbir şey demiyorum. Beşiktaşlı taraftarların dediklerini okuyun yeter. Bakın Beşiktaş taraftarı sosyal medyada yorumları adeta yürekleri dağladı. Yazmış bir tanesi bu utancı maalesef yaşıyoruz demiş. Yüzümüzü yere eğdirdi yazmış. Bu bir iki kişi değil. Biz onun adına özür dileriz yazmış. Yahu yemişim Beşiktaş'ını yazmış. Bir Fenerbahçe taraftarı şunu yazmış. Ya vallahi de billahi de Beşiktaş'a şampiyon yapsınlar. Ağzımızı açarsak adam değiliz. Ama şu açıklamalarını yapmadım desin, yalanlasın. Hani neler neler yazmış. Beşiktaş taraftarları çıldırıyor. Biz kovmadık. Ya şu adamı kovun artık diyorlar. Ya. Şu adamı gönderin kongre kararımı alıyorsunuz ne yapıyorsunuz diye. Ya ülkece birlik beraberlik dayanışma içine girdik. Futbol konuşmak. Bak 3-4 Mart'ta futbol maçı var. Trabzonspor'umuzun perşembe günü maçı var mecburen. Mecburen sonra da e, akabinde e, revanş maçı var. Mecburen hani Trabzonspor'umuzun maçını konuşmak zorundayız. Diğerlerini konuşmak zorundayız. Mecburen diyorum. Bunu da altını çizerek söylüyorum. 5 puanın peşine düşecek kadar ufak hesaplar Ahmet Nur Çebi'ye yakışmadı. Ya bütün kupalar sizin olsun. Bütün kupalar sizin olsun. Ya biz insanlığımızı yitirmeyelim. Burada ben günlerdir video çek çekmiyordum bak video çekmiyordum. Yalvardılar hocam kurban olayım video çek dediler. İnan deprem bölgesindeyiz seni izliyoruz dediler. İş, yani işi gücü bıraktık senin video atmanı bekliyoruz dediler. Ya çok fazla bir grup değil 200-300 kişi belki de. Belki de bu videoları 200-300 kişi anca izliyordur. Sıkıntı değil. Sırf onların gönlü olsun diye ben video çekiyorum. Boğazım şiş. iki bademciğimde şiş arkadaşlar. Biz zaten korkuyla buraya gelmiş durumdayız. Kon yere elde. Hani maddi bir beklentim yok. Maddi hiçbir beklentim yok. Zaten 100 kişinin, 200 kişinin, 500 kişinin izlediği adam. maddi beklentisi olan adam bu işi yapmaz. Allah'a şükür öğretmenlikten kazandığım para yetiyor da artıyor. Ama şu mahvetti bizi. Şu bizi mahvetti. Şuna gerek var mıydı Sayın Ahmet Nurçebi? Ya bu kadar göz Ha. Ben yine ılımlı konuşuyorum. Ben yine Mustafa Hoca olarak aklımı, mantığımı, tarafsızlığımı konuşturarak yorum yapıyorum. Diyorum ki acaba arkadaşlar bir mutabakat metni imzaladılar. Bir yasa değişikliği oldu. Kulüplerin borcundan başkanlar ve yöneticiler sorumludur diye. <laughs> Şimdi Ligi iptal ediyoruz deseler Galatasaray başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de çileden çıkar. Çünkü onlar da yatırmıyordu. En son 15 milyon euro artı sonra satışın karından şu kadar para falan diye. Sadece bir futbolcuya para bağladılar. Kadrolarında hani Icardi falan filan var. 7-8 milyon euro birine para veriyorlar. Üç, öbürüne 3-4 üç, veriyorlar. Ona bon bonservis ona şu verdiler. Elbette ki isyan edici, ederlerdi. Hani ligi iptal ediyor deseler. Ama bu başka bir şey. Ya Beşiktaş bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. O 5 puanı sana verip şampiyon olsan, bir şekilde şampiyonluk yarışına katılsan, şampiyon yapılsan, edilsen gerçekten içine sinecek mi? Ya bak biz 8-9 senedir Fenerbahçe camiası olarak şampiyon olamıyoruz ya da yapılmıyoruz falan. umrumuzda değil. Giden bütün canlar gelsin 9 sene daha şampiyon olmayalım. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Öyle şov yapmak için falan söylemiyorum. Bütün samimiyetimle. Beşiktaş taraftarını yerin dibine soktum. Depremin acısına bu acıyı ekledin. Yakışmadı. Hiç yakışmadı. Ha, herkes kendi penceresinden bakar. Belki de dediğim gibi ya cezaevine girme riski var belki de adamın. Çünkü Vegorsto aldı, mecbur geri göndermek zorunda kaldı öbürüne para yatırımı. Abu Bakara dünyaları saçıp getirtti. Yani kendi çapında o da haklı. Teknik direktör gidene para öderken bir de öbürünü kovup ona tazminat bir de başka bir teknik direktör. Ilımlı olarak sadece bu aklıma geliyor. Bunu düşünüyorum belki de bundandır diye. Ama bugün futbol konuşacak gün değil diye bana tepkide bulunan arkadaşlarım. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Görüşmek üzere.